Selim Emiroğlu iki adamıyla birlikte tabiri caizse adeta Necdet Bey'in evini bastı. Necdet Bey'in kendi silahıyla vurulduğu söyleniyor. Bu çok doğal çünkü o gün Necdet Bey ava gitmek için hazırlanıyordu. Hatta silahını bizzat ben kendim getirdim, verdim. İşte ne olduysa o anda oldu. Selim iki adamıyla birden eve daldı. Ne? Ya yok artık. Oğlum bu adam kim? Ne diyor böyle? Ben bu adamı başka bir yerden daha tanıyorum. Necdet'in evinden başka nerede gördüm bunu ben? Nerede? Sessiz olun. Devam et. Dediğim gibi efendim, baktım karşımda öylece duruyorlar. Önce anlamadım. Sonra anlaşıldı ki dertleri Necdet Bey'miş. Yalan söylüyor. Ben bu adamın evine bile gitmedim. Yalan söylüyor. İtiraz ediyorum Sayın Hakim. Ortada yalan beyan var. Sessiz olun. Evet. Sonra birden Selim Necdet Bey'in üstüne atıldı ve silahını aldı. Onu zorla, silah zoruyla av alanına götürdü. Gebertirim lan seni, gebertirim. Selim Bey, sakin olun lütfen. Bunun kimseye bir faydası yok. Böyle bir yere varamayız. Otur. Görüyorsunuz işte Hakim Bey. O gün de bu şekilde öfkeden adeta gözü dönmüştü. Adamlarını üzerimize saldı. Peki o patronunu götürürken sen ne yaptın? Neden izin verdin? Efendim, belli ki her şeyi önceden planlamışlardı. Selim Necdet Bey'i havalanına götürürken adamlarından biri de silah zoruyla beni ekarte etti. Aksi takdirde zaten bunların hiçbirisi yaşanmazdı. İtiraz ediyorum Sayın Hakim. Tamamen yalan söylemektedir. Bu şahıs Necdet Karapınar'ın yanında çalışan kendi adamıdır. Ve şu anda tamamen ona öğretildiği şekilde konuşmaktadır. Aksini ispatlayacak bir tanığınız var mı? Şu anda yok. O halde izin verin, tanık ifadesini versin. Havaalanına vardığım zaman Selim'in adamları Necdet Bey'i tutmuştu. Necdet Bey kurtulmaya çalışıyordu. Selim'in bugün olduğu gibi öfkeden gözü dönmüştü. Birden Necdet Bey'in silahını ona doğru doğrulttu ve gözünü kırpmadan tetiği çekti. Yalan. Yalan söylüyor, yalan! Yeter, kesin artık. Söyleyecek başka bir şeyin var mı? Yok efendim, bütün gördüklerimi anlattım. Karar. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 4. maddesi hükmü gereğince sanık Selim Emiroğlu'nun silahla kasten adam öldürülmeye teşebbüs suçundan 20 yıl hükmüne karar verilmiştir. Zeynep! Zeynep kızım!